Arkadaşlar merhabalar, Gazze'de gözyaşı, dram, katliamlar devam ederken Lübnan sınırında, İsrail'in Lübnan sınırında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dün geceden itibaren İsrail gerçekten alev alev yanıyor. Şimdi tabii ki bütün bu Gazze'lere yapılan, Filistinlere yapılan bu zulüm, katliamdan sonra insanlar bakın işte mazlumun ahını alma çıkar ahaste ahaste görüşüyle bile getirdiler e, sosyal medya hesaplarından vesaire filan. Dolayısıyla o yangın gerçekten ciddi anlamda İsrail'i zor durumda sokan bir yangın. Peki niye çıktı? Kim çıkardı? Gerçekten Hizbullah mı çıkardı? Bu yangının amacı İsrail'e yarayıp yaramayacağı, yeni bir ekim, 7 ekim mi? Bunu bahane ederek İsrail Lübnan'ı işgal mi edecek. Şimdi bu konularla ilgili dün geceden beri yapmış olduğum araştırmalar ve özellikle takip ettim. Yani gerçekten de sabaha karşı devam ediyordu. Yangınlar tam anlamıyla söndürülmedi çünkü çok ciddi yangınlardı. Bunu kabul etmek lazım. Ne oldu? Lübnan, yani özellikle Celil bölgesinde, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırına yakın Celil bölgesinde, biliyorsunuz Hizbullah bir takım roketler attı İsrail'e ve dolayısıyla bu roketler işte Demir kubbeyi aşarak. İsrail'e düştü, topraklarına düştü ve dolayısıyla çok büyük yangınlar meydana getirdi ve gerçekten de İsrail olağanüstü hal ilan edecek kadar önemli bir e, sorunla karşı karşıya kaldı dün geceden itibaren. Şimdi e, bu yerleşim yerlerini de açtı bu yangınlar ki 50 binden fazla yerleşim yerini etkilediği açıklandı İsrail tarafından. Öncelikle dikkatimi çeken şey şu oldu. Öncelikle İsrail basını bunu önce Duyurmak istemedi. Yani çok da böyle işte yangın görüntüleri vererek İsrail'de panik, kargaşa, kaos oluşturmak istemediklerini gördüm. Çok enteresan. Maalesef bizim ülkemizde olsa gerçekten o görüntülerin alevleri ve işte o etkilediği yerler büyük bir heyecan içerisinde verilir. Ve de ülkedeki efendim işte o kaos, kargaşayı, paniği e, sanki bütün dünyaya izletilmek e, istenen bir medya e, yöntemi kullanılır ama... İsrail öyle yapmadı. İsrail doğrudan bunu yapmak yerine ki bahsettiğim basın şu, yani İsrail'in önüne gelen gazeteler, Hares mesela, işte Times of Israel vesaire bunlar bu yangını bildikleri halde sayfalarına o şekilde yansıtmadılar. Ama dünya basından taradığımız zaman ve de özel kanallardan bu yangını takip ettiğimiz zaman İsrail'i gerçekten çok zor durumda bırakacak bir yangın. Peki İsrail neden bu kadar işte teknolojiye sahip olmasına rağmen ve özellikle elinde söndürme uçakları olmasına rağmen bunu kontrol edemedi? Kontrol altına alamadı? Şu görüşler yer alıyor. Şunlar var. İsrail bunu tıpkı 7 Ekim olayındaki gibi yani Hamas'ın yani İsrail'e yapmış olduğu o saldırı gibi kullanarak Lübnan'ı işgal etmek istiyor. Yani bir nevi bunu araç olarak kullanacak. Çünkü Öyle bir dönemde, öyle bir zamanda bu yangınlar çıkarıldı ki hani deriz ya tabiri caizse işte manidar zamanlama. O da şu biliyorsunuz İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşması yapılması söz konusu. Ve Hamas bunu kabul ettiğini açıkladı. Joe Biden geçtiğimiz cuma günü kimsenin beklemediği ve özellikle planlanmamış bir basın toplantısıyla İsrail-Hamas arasındaki o görüşmelerin başlayacağını ateşkesin yapılacağını ifade etti. Hamas bunu kabul etmiş iken ve dolayısıyla kalıcı bir ateşkesten söz edilmiş iken Hizbullah bunu neden yaptı? Şimdi bu soru gerçekten önemli. Hizbullah biliyorsunuz İran bağlantılı bir e, devlet dışı aktör. Yani zaman zaman buradan roketler atıyor. Efendim işte, işte Filistinlere vermiş olduğu destek nedeniyle İsrail ile savaştığını söylüyor. Bakın her zaman şunu söyledim. Değerli dostlar buradaki sorun yani İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu, Gazze'de yapmış olduğu katliamlar, gözyaşı, dram. Eğer bu durdurulacaksa devlet dışı aktörlerle değil, İslam ülkelerinin yapacağı toplantılar, İslam işbirliğinin alacağı ortak kararla bu şey yapılabilir, bu karşı hamle yapılabilir. Ve buraya hatta ve hatta asker dahi ortak kararla gönderilebilir. Ama bütün bunlar dururken ambargo, İslam ülkeleri ambargo uygulamazken, toplu halde tedbir almazken devlet dışı aktörleri bazı devletler kullanarak kendi emellerini, kendi çıkarlarını, kendi propagandalarını yapmaları önümüzdeki dönemde Filistinlere daha çok zarar verecek. Zira bunlar bahane edilerek İsrail her seferinde o bölgelere saldırıyor. Mesela İsrail aynı zamanda hem Suriye'de hem Lübnan'da Bakın kimi işaret ediyor? İran'ı bahane ederek bu bölgelere saldırıyor. Daha geçtiğimiz günlerde Şam ve civarını felaket bir şekilde vurdu. Haftada iki kez vuruyor. Niye? Golan Tepeleri var. Onları korumak, o bölgedeki çıkarlarını korumak ve daha fazlasını elde etmek için orada İran unsurlarını bahane ederek sürekli vuruyor. Bir diğer vurdukları yer şu. Biliyorsunuz Husiler zamanında başından beri buna da tedbirli davranıyorum. Niye? Şunun için. Çünkü Husiler başından beri yani Filistinlere destek verdiğini iddia eden Husler baştan beri Kızıldeniz'deki neye hedef aldı? Ticaret gemilerini hedef aldı. Ve dolayısıyla ticaret gemilerine hedef alınca İngiltere, işte Amerika ve bir takım koalisyon güçleri burada Husileri vurma kararı aldı. Ve Kızıldeniz'e büyük bir çıkarma yaptı. Şimdi neyi vuruyor? Şimdi Kızıldeniz'de oradan yapmış olduğu çıkarmayla, oraya yapmış olduğu yığınakla Husileri vuruyor. Yani değerli dostlar, özellikle de buradaki gariban insanlar ve Husilerin Yemen'deki önemli üsleri, silah üsleri buraları vurarak zayıflatıyor. Şimdi daha sonra ne oldu? Şimdi asıl olay şu. İsrail neden bu roketlerin gelmesine izin verdi? Bilerek mi izin verdi? Gerçekten Demir Kubbe bunları atladı mı? Ya da İsrail gerçekten aciz durumda mı? Çünkü ciddi alana yayıldı. Böyle bir yangının tabii ki ne kadar alanı etkileyecek, ne kadar yere yayılacak belki öngörülemedi ama aslında ona büyük bir olay gerekiyordu. Tıpkı 7 Ekim gibi. Şimdi 7 Ekim'e dönüp bu kontrollü müydü, değil miydi? Bunu sizlere anlatacak halim yok. Daha önceki video analizlerimde bunu söyledim. Fakat şu anda özellikle Lübnan'dan işte o Celil bölgesine doğru atılan Hizbullah roketlerinin çok büyük alanda etkili olduğu söyleniyor. Bu tabii ki bir tane iki tane falan değil. Bu ciddi anlamda gönderilen roketlerin çıkarmış olduğu alevler ya da yangınlar. Şimdi zamanlamasına dikkat çektim. Bir burada bir anlaşma söz konusuydu. Yani ateşkes anlaşması söz konusu ve 6 haftalık önce 3 aşamalı biliyorsunuz onu da sizlere anlattım. 3 aşamalı ve kalıcı bir ateşkesten söz ediliyor. Tam da bu dönemde. Bu neden gerçekleştirildi? Yani Hizbullah bu büyük saldırıyı, bu e, yangınları neden çıkardı? Yani Lübnan'a gel gel için mi? Ya da şunu söyleyeyim. Dedim ki devlet dışı aktörlere her zaman mesafeli bakmak lazım. Zira devlet dışı aktörler, yani devletin kullanmış olduğu aparatlar içerisine her zaman istihbarat örgütlerinin sızması söz konusu. O yüzden acaba bir kontrollü yangın mı çıkarıldı? Ya da yangının işte bu sınırları belirlenemedi mi? Burada İsrail'in dahli nedir? Ve bunu bahane ederek, bunu gerekçe göstererek İsrail Lübnan'a büyük bir saldırımı başlatacak ki zaten İsrail basında ordu Lübnan'a yedek askerler de tekrar göreve çağrılmış ve burada büyük bir hazırlık var. Nitekim dün gecene itibaren İsrail bu yangınları çıkardığına iddia edilen Hizbullah'a karşı bir e, hava harekatı düzenledi ve Lübnan'daki sınırlara, Lübnan'daki yerleşim alanlarına yani dağlık alanlara, yeşil alanlara ...yangın çıkarıcı bombalar attı. Şimdi diğer bir husus. Değerli dostlar bu yangından önce... ...İsrail'in basınında... ...İsrail basınında dikkat çeken... ...haberler yayınlandı. O da şu... ...dediler ki Türkiye'den... ...özellikle Türkiye'de yaşayan... ...işte Filistinliler ve Hamas üyelerinin... ...talimatıyla... ...İsrail'de eylem yapabilecek bir grup... ...yakaladık. Bir efendim işte... ...suikast etki gibi yakaladık. Bu... Haber gün boyu dolaştırıldı. O da enteresan, yangınlar öncesi. Bakın demek ki bir şeye hazırlık var. İsrail büyük tehdit altında, büyük tehlike altında. Bakın esasında siz bizim işte Gazze'deki operasyonlarımıza karşı çıkıyorsunuz ama İsrail'e karşı ciddi bir birlik var, beraberlik var. İsrail'i mahvetmek istiyorlar gibi bir imaj verilmiş, verilmek isteniyor olabilir. Bir mesaj verilmek isteniyor olabilir. Bir diğer husus da şu, cumartesi günü, ona dikkat çekmiştim. Cumartesi günü İsrail tarihinin en büyük gösterisi yapıldı. Bizzat İsrailler katıldı ve dolayısıyla da bakın orada kim protesto edildi? Netanyahu ve hükümeti protesto edildi. Ha bazıları dedi ki ya burada işte rehinelerin yakınları, yakınları var. Dolayısıyla İsraillerin derdi rehineleri getirmek. Elbette bir kısmının derdi bu olabilir. Ama 120 bin kişiden bahsediyoruz ki bu polis kayıtlarında 120 bin kişi bunun daha fazla olduğu ifade ediliyor. Ve gerçekten de savaş kabilesi çok zor durumda. Böyle bir dönemde Netanyahu'nun zor durumda olduğu bir dönemde böyle bir yangın çıkarılıyor ve İsrail'in eline koz veriliyor. Diğer bir taraftan Netanyahu Amerika'ya gidiyor. Amerika'da kongreye hitap edecek ve dördüncü kez hitap edecek. Tam da böyle bir ortamda bak eli boş gitmiyor gördüğünüz gibi siz bize böyle diyorsunuz ama işte bakın İsrail'i yakıyorlar mesajı götürecek. Bu da çok önemli. Dolayısıyla İsrail sıkıştı dünya kamuoyu önünde. Gerçekten zor durumda. Artık dünyada kamuoyu ayağa kalktı. İsrail'in bu eee Gazze'de yaptıklarını konuşuyor. İsrail zor durumda. Üniversiteler ayakta. Böyle bir ortamda böyle bir yangın bir şudur. Yani İsrail'in elini rahatlatmak, İsrail'in yapacağı operasyonları meşrulaştırmak ve gerekçe oluşturmak için böyle bir kontrollü yangın da yapmış olabilir diye tahminler yürütülüyor ve akla uygun. Niye? Bunu kabul ederek bunu gerekçe göstererek Lübnan'ı işgal etme faaliyeti gerçekleştirecek. Diğer taraftan Suriye'de Golan Tepelerinin üzerinden burada Lübnan. Yani Lübnan'ın çok önemli su kaynakları var. Her zaman İsrail'in ilgi alanındadır. Ve sıkışmış bir İsrail hem kamuoyuna mazlum rolünü oynamak hem de istedikleri operasyonu yapabilmek için bu yangınlara ihtiyacı ihtiyaç duymuş olabilir. Ve imdadına da Hizbullah gelmiş olabilir. Tamamen haksızdır yapılmasın falan demiyorum. Ama Zamanlama çok önemli. Gerekçe sunma önemli. Ellerine koz vermek çok önemli. Bu tür olaylara o yüzden diyorum ki devlet dışı aktörlere dikkatli bakmak lazım. Onların içerisine birçok ülkenin istihbarat servislerinin yerleştirdiği elemanların olduğunu da asla unutmayalım. Siz çok iyi bir şey yaptığınızı düşünürsünüz. Çok zarar verdiğinizi düşünürsünüz. Ama içinizdeki kontrollü, angaja olmuş bir kişi o zamanlamaya dikkat ederek sizin hedeflerinizi farklı yere yönlendirebilir. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.